Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri ve bizleri sosyal medyadan takip eden sevgili takipçilerimiz günaydın. Evet, bugün 30 Ocak Salı ve yine sizlerle birlikteyiz. Manşet programıyla karşınızdayız. Evet, şu an İçel TV Facebook adresinden, İçel TV YouTube adresinden ve Periskop'tan ve Twitter'dan da canlı yayındayız sevgili izleyicilerimiz. Aynı zamanda Radyo Klas'la da ortak yayındayız. Evet, bugün yine güneşli bir Mersin'de fakat soğuk bir Mersin'de karşınızdayız. Ben Tekin Naşap. Manşet programımız böylelikle başladı. Dün sizlerle birlikte olamadık teknik bir arıza nedeniyle ama bugün karşınızdayız. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Zeytin Dalı Harekatı'nın 11. gününde sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz Bursa'ya da ele geçirilmiş ve orada Ayıldızlı bayrağımız böyle... Hani en iyi şekilde dalgalanıyor orada da. Şu an görüntüler Afrin bölgesinden sevgili seyircilerimiz ekranda gördüğünüz Afrin bölgesinden. Evet, bir kere daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve yaralılarımıza acil şifalar. Ve tabii ki şu an bu operasyonda görev alan, bu operasyon dışında ülkemizin içinde de sınır boylarında da vatan savunmasında bulunan tüm Mehmetçiklerimize ve polis teşkilatımıza da selam, sevgi ve dualarımızı iletiyoruz. Her daim onlarla birlikteyiz. Ordumuzun arkasındayız. Yanındayız askerimizin ve her daim askerimizle birlikte olacağız. Evet, şu mevzileri görüyorsunuz. Bu mevziler sevgili izleyicilerimiz. Şu an ekranda gördüğünüz bu mevziler çok büyük bir ustalıkla yapılmış mevziler, betonlar dökülmüş. Yani hani sınırımızın öte tarafında neyin koruması yapılacaksa Türkiye'nin işgal edilmesiyle ilgili büyük bir olasılıkla böyle bir çalışma vardı. Ve orada kaleler yapılmıştı. Yani mühendislik harikası diyebileceğimiz böyle savunma amaçlı altında da tünellerin olduğu ve kaçış güzergahının olduğu betondan yapılmış, demirlerle örülmüş, beton dökülmüş mevziler vardı. Yalnız şunu unutmuştu hainler, teröristler. Türkiye artık milli silahlarıyla o zırh delici, beton delici bombardımanlarıyla orayı yerle yeksan ettiler. O apayrı bir mevzu ama dikkatleri şuna çekmek istiyorum. Yani orada bir inşaat çalışması yapılmış ve bu inşaat çalışması orada yaşayan vatandaşlar için değil. Bakın orada bir ikinci Kandil vakası yaşanacaktı. Zaten Bursa'ya dağının önemi de buydu. İşte görüyorsunuz mevzileri ve tabii ki işte Türk askerinin atışlarını da görüyorsunuz tabii ki. Tam isabet. Hedefler dövüldü. Toplarla, ağır makinalı silahlarla ve bunların hepsi yerli ve milli silahlarımızla. Siz bakmayın bazı siyasetçiler daha... Milli silahımız yok diyorlar ama işte onların Türkiye'de ne kadar habersiz olduklarını bir kere daha gördü bu millet, bu vatandaş. Evet, Türkiye'nin yerli ve milli silahlarıyla yapılıyor bu operasyon. Hani kimilerine göre savaş ama bize göre savaş değil, bu bir operasyon. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti şu an herhangi bir ülkeyle savaş halinde değil. O yüzden bunun adına bir kere en başında doğru
koymak, doğru teşhisi koymak gerekiyor. Evet, operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bursa'ya da ele geçirildi. Önemli bir noktaydı. Afrin'de hakimiyetin sağlanması noktasında ki en çok da kilise ve Şanlıurfa'ya, Nusaybin'e en çok o dağdan havan topları atılıyordu ve ülkemizde vatandaşlarımız bu konuda da mağdur oluyordu. İşte o dağın ehemmiyeti, önemi çok büyüktü. İşte ne diyorlardı? 6 aydan önce alamazlar diyorlardı. Yanılmıyorsam 6. günde mi, 7. günde mi düştü orası? Yani bir de şey var arkadaşlar, şimdi Özgür Suriye Ordusu var. Özgür Suriye Ordusu mesela operasyonlardan bazen kesitler geliyor. Çatışma anlarından, sıcak çatışma anlarından görüntüler geliyor. En ön saflarda Özgür Suriye Ordusu'nu görüyoruz. Yani şimdi bakın, bir mücadele var ve bu mücadelenin amacı orada bir terör koridoruna karşı çıkmak, engellemek ve bunun önüne geçmek. Şu an ekranlarınızda da görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Yani bu operasyonun amacı budur. Bu amacı dışına taşırmaya çalışanlar, farklı noktalara çekmeye çalışanlar, Özgür Suriye Ordusu güçlerini demoralize etmeye çalışanlar, bertaraf etmeye çalışanlar, bir husumet oluşturmaya çalışanlar, yine her zaman olduğu gibi sinsi planlarını devreye sokmaya çalışıp Özgür Suriye Ordusu'nun ne kadar güvenilirliğini tartışmaya başladılar. Şimdi mevzu bahis bu değil. Büyük bir ihtimalle zaten ordumuz bu konuda gerekli tedbirleri zaten almıştır. Hani askerlik yapmadıkları için arkadaşların istihbarata karşı koyma diye bir birimimiz vardır. Bizim böyle bir çalışmamız da var, bilmiyorum. Yani onlar askerlik yapmadıkları için veya yapıp yattıkları için, sahada olmadıkları için bazı askeri terimleri ve bazı askeri kurumların neler olduğunu da bilmiyorlardır büyük bir olasılıkla. O yüzden böyle hani yan gelip yatalım, atalım, tutalım diyen zihniyet var. İşte bu zihniyeti konuşanlar, Özgür Suriye Ordusu'nu karalamaya çalışanlar, vay efendim onlar teröristtir diyenler bile oldu. Ama en ön safta onlar var. Şimdi onların düşüncesi şu: Özgür Suriye Ordusu içerisinde bir nifak tohumu ekip Türkiye Cumhuriyeti ile hareket etmesini önüne geçmek. Şimdi ne olacak? Bakın, bir kere insanlar ve o zihniyet şunu kavramalılar. Türkiye Cumhuriyeti Ordusu her türlü düşmanla, her türlü teröristle mücadele edebilecek kapasitede ve güce sahip. Bundan kimsenin şüphesi yok. Olmasın da. Şimdi şöyle bir durum oluşturulmaya çalışılıyor. Ne olsun? İşte Özgür Suriye Ordusu girmesin. Türkiye Cumhuriyeti Ordusu'nun askeri ilerlesin. Gerekirse pusuya da düşsün. Gerekirse şehit de olsun. Şehit haberleri gelsin. Aman bakın işte biz dedik, böyle bir kirli planın içerisine girmeyelim. Bakın yiğitlerimiz gitti dedirtmek isteyenler de var. Ama Türkiye Cumhuriyeti her türlü görüşü önden sezebilme yeteneğine sahip. Bu yeteneğini de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten almış. Biliyorsunuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu günleri söyledi. Bu günleri görerek söylüyor Mustafa Kemal Atatürk o dönemde bile. Ne diyor? Dahili ve harici düşmanlarımız olabilecek diyor. İşte sen bu harici ve dahili düşmanlara karşı daima teyakkuzda olmalısın demişti Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi onu yaşıyor muyuz? Birebir yaşıyoruz. Yani bakıyorsunuz dışarıda bir terörle mücadele var ama içeride teröre destek çıkanlar var. Bakıyorsunuz teröre atılan her bombada içimizde bazı kendini bilmezler ağlıyor. Feryadı figan ediyor. İşte o zaman diyoruz ki bu millet, bu nesil Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ilerlemeye devam ediyor. Evet, her ne kadar yurtta sulh, cihanda sulh demiş olsa bile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ben size ölmeyi emrediyorum lafını neden unutuyorlar? Onu da unutmuşum. Yani onu da anlamış değilim. Yani işte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh demiş. Evet demiş. Ama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ben size ölmeyi de emrediyorum dedi. Bunu niçin hatırlamıyorsunuz? Söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünü neden çok fazla kullanmıyorsunuz diye sormak istiyoruz. İşte bu yüzden de halkımız, milletimiz gerçekten ben bir kere daha takdir ediyorum. Bu onurlu duruş, ordusunun arkasında,
böyle bir mücadelede ülkesinin ne kadar haklı olduğunu savunan büyük bir çoğunluğa sahip olduğumuz için ben bir kere daha ülkemle ve ülkemde yaşayan vatandaşlarla gurur duydum. Gerçekten bu bizleri yüceltti. Evet, tabii açıklamalar vardı. Bu açıklamalara yönelik düzenlenen operasyonlar vardı. İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz Türk Tabipler Birliği'ne suç duyurusunda bulundular. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerle olan mücadelesinde yapmış oldukları bir açıklama vardı Türk Tabipler Birliği'nin. Bu açıklamanın halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle, terör propagandasını yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular. Ve bu suçlama sonrasında da bu suçlama sonunda da sevgili izleyicilerimiz, İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulundu ve Türk Tabipler Birliği yöneticilerine gözaltı kararları çıktı. Türk Tabipler Birliği Başkanı dahil 8 kişi gözaltı listesinde. Son dakika gelişmeleri olarak sizlere aktarıyoruz. Arşiv görüntüler şu an ekranlarınızda sevgili izleyicilerimiz. Evet, ve tabii şimdi bir de şu açıdan bakıyoruz. Mesela anneler çıktı, yemekler yaptılar askerine. Sahip çıktı, ordusuna sahip çıktı, yemekler yaptılar. Bazı bölgelerde kadınlarımız oturdular, ilmek ilmek, nakış nakış askerimize bere ve atkı örmeye başladılar. Bakın bu ne kadar büyük bir onurdur, bu ne kadar büyük bir sahiplenme gereğidir. İşte her kesimden vatandaş mesela çıkıyor, bir tane küçük kardeşimiz tüm harçlığını biriktiriyor, Afrin'e gönderiyor. Orada mazlum vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için. Sonra bir fotoğraf görüyoruz, askerimiz orada Afrin'de yaşayan teröristlerin zulmü altında kalmış çocuğun üzerine kendi paltosunu çıkartıp üzerine atmış fotoğraflar görüyoruz. Hatta orada bölgede yaşayan insanlara gıda yardımında bulunuyorlar ve oradaki insanların sağlıklarını kontrolden geçiriyorlar. Bölge halkı Türk askeri dediği zaman evet hemen köyümüze dönelim çünkü Türk askeri geldi. Çünkü Türk askerinin ne kadar güvenilir ve ne kadar sahip çıkacağını çok iyi bildikleri için de bu noktada hemen köylerine geri dönüşler sağlanıyor bu arada. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, tabii bir de ülkemizde birçok noktadan açıklamalar da yapılıyor. Mesela bugün sabah itibariyle 68 yaşında emekli bir doktorumuz çıktı. Dedi ki, bir video paylaştı sosyal medyasından. Ben dedi safımı belirleyeceğim dedi. Ben dedi safım belli olsun. Ben dedi bu operasyonda askerimin yanındayım. Benim hiçbir beklentim yok. Cumhurbaşkanına mektup yazdı. Beni askere alın, beni gönderin Afrin'e. En azından orada bir iki askerimin ve orada yaralanmış tarafımızdan cephede bulunanların yaralanmazlarına karşı yaralarını sarsam bile bu benim için büyük bir onurdur diye bir açıklama yaptı emekli doktor. Açıklamalar yaptı. Sonra bu sosyal medyada yayılınca Afrin'de operasyonda bulunan askerimiz de fark etmiş bunu. Ve o askerimiz de kalkmış o doktora teşekkür etmiş ve o doktorun bu davranışından dolayı yaptığı top atışını o doktora armağan etmiş. İsterseniz o videoyu izleyelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim. Cumhurbaşkanlığı yazdığımda ben 70 yaşına yakınım. Beni almayacaklarını bilmeyecek kadar da aptal değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nin benim gibi bir emekli doktoru belki asla ihtiyacı yok. Ama safımı belli etmek istedim. Duygularımı belli etmek istedim. Türk Tabipler Birliği mensup olduğumuz Türk Tabipler Birliği'nin inanılmaz açıklamasından sonra yurt içinden ve yurt dışından bu yapılan harekatı itibarsızlaştırma yönünde sosyal medyada dolaşan ifadeleri duyduktan sonra ben de açıkçası tarafımı belli etmek istedim. Vatanseverliğimi bir kere daha dile getirmek istedim. Başka hiçbir duygum olamaz.
Benim Cumhurbaşkanı'na yazarken orada da ifade ettim. Asla bir siyaset bu yaştan sonra beklentim yoktur. Maddi beklentim yoktur. Bir ikbal beklentim yoktur. Bu da bilinsin. Bu haberlerde yapılan bazı yorumlarda açıkçası beni üzen bazı yorumlarla karşılaşıyorum. Şimdi orada aktif görev yapan yaralanmalarda vesairede aktif görev yapan meslektaşlarımı bir saat, iki saat bile dinlendirmenin çok büyük onlara faydası olacağı kanaatindeyim. Yani orada iki tane Mehmetçiğin yarasını sarsam, bir kanama durdursam, bir hayat kurtarsam benim için inanılmaz bir mutluluk olur bu. Sakaryalı genel cerrahi uzmanı Doktor Sayın Dursun Bostancı, yapmış olduğunuz şerefli, onurlu ve gurur verici davranıştan dolayı size minnettarız. Bu atış sizin için. Bazen hani sözün bittiği yer denir ya, yani işte o sözün bittiği yerde o videoyu telefonla bana haber verdiler. İlk izlediğimde yani erkekler ağlamaz derler ama inanın ağladım orada. Orada ağlamayacak bir vatan evladını da yani vatan sevgisinden şüphe etmek lazım. Orada gerçekten ağlanırdı yani. Yapmış olduğunuz şerefli, onurlu ve gurur verici davranıştan dolayı size minnettarız. Bir insanın kutsalı nedir? Hayatıdır, canıdır. Mehmetçiğimiz şimdi orada kutsallığı ortaya koyarak, canını ortaya koyarak bir mücadele ediyor. Bu mücadeleyi itibarsızlaştırmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamaz. Başka söyleyecek lafım yok. Evet. Doktorumuzu tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz. Böyle yürekli doktorlarımızın vatan sevgisiyle askerinin arkasında, vatanın arkasında durması gerçekten bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. En azından Ulander Mustafa Kemal Atatürk'ün yine güzel bir sözü var, anlamlı bir sözü var. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz demişti. Tabii biliyorsunuz yapılan açıklama vardı. Türk Tabipler Birliği soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Nitekim gözaltı kararları da çıkmış. O gözaltılar sonucu. Bakalım sonuç ne olacak? Şu an yargı aşamasında. Evet sevgili izleyicilerimiz, tabii dediğimiz gibi sulandırmaya çalışanlar var. İşte terör örgütü yandaşlığı yapmaya çalışanlar var. Ama dediğimiz gibi halkımız bu yönde de gerekli bilgiye net bir şekilde sahip olduğu için ve konuya vakıf olduğu için bu tür oyunlara gelmiyor. Evet, hemen sosyal medyaya geçelim. Bugünkü paylaşımlarda bakalım neler yapılmış, neler paylaşılmış sevgili izleyicilerimiz. Evet, ilk paylaşımımız AK Parti Mersin Teşkilatı tarafından yapılmış. İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirmiş. İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, İl Başkanımız Cesim Mercek Başkanlığı'nda haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi demiş AK Parti Mersin Teşkilatı. Ve devam ediyoruz. Sayın Burhanettin Kocamaz paylaşmış. Günaydın canlar, günaydın sevgili dostlar, günaydın Mersin. Güneşli ve aydınlık bir günün seyrinden herkese günaydın, herkese merhaba. Herkese hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı, bol kazançlı ve bereketli bir gün diliyorum. Cephelerde ülkemizin bekası için vuruşan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hak'tan yardım, nusrat ve zafer diliyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimize rahmet, yaralı gazilerimize Yüce Yaradan'dan acil şifalar diliyorum. Rabbime emanet olunuz cümleten selamun aleyküm demiş Sayın Başkan. Evet, tabii sizlere de sormak istiyoruz. Mutlaka sizler de Zeytin Dalı harekatıyla ilgili düşünceleriniz vardır. Bu düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz İçerTV Facebook sayfasında canlı yayın linkinin altına sizler de paylaşabilirsiniz. Evet ve Cesim Mercek az önceki toplantıyı paylaşmış, olağan toplantısını paylaşmışlar. Ve devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney
tedavi taleplerine cevap verilmeyecek bağımlıların bilinçli olarak tarikatların kucağına itildiğine dair birçok yerde şikayetler aldıklarını söylemiş. AK Parti bağımlılıkla mücadeleyi de tarikatlara bırakmak istiyor demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Üney Can Kurtaran. Evet, ilginç bir iddia. Doğal enerji kaynaklarından üretilen elektrik için teşvikler artırılması ve yerinde üretim ve yerinde tüketim yöntemi uygulanmasını isteyen Adana Milletvekili Zülfikar Ünönü Tümer hükümete çağrıda bulmuş. Ailelerin 230 kW'a kadar olan elektriği ücretsiz olmalı demiş. Yani yapacağın elektrik harcamasında değil mi? Doğal enerji kaynaklarından üretilen elektrikler için teşvikler. Teşvik yapılacak. 230 kW'a kadar olan elektriği ücretsiz olmalı. Şimdi bak, dikkat edersen şu yok, şu öneri yok. Mesela dün yine okudum, bugün yine var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde izlediniz değil mi? Kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle yetkililer tarafından mührü basılan firma sahibi sonra gidiyor, elektrik kurumunu basıyor ve oradaki yetkilileri darp ediyor. Neden? Kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle mühürlendiği için. Yani o bölgede bazı insanlar kaçak elektriği hak olarak görüyor. Şimdi dikkat ettin mi, hiçbir milletvekili o bölgeyle ilgili bir şey yapabiliyor mu Ezel? Böyle bir önerge getirebiliyor mu? Veya oraya yönelik bir çalışma önerisi olan var mı? Yok. Neden? Çünkü eğer o bölgedeki insana sen bunu yaparsan oy endişesi taşırsın, değil mi? İşte oy endişesi taşıdığı için biz siyasi partilerin çoğunun samimi olmadığına inanıyoruz. Çünkü hep bir oy kaygısı vardır, kaybetme korkusu vardır. Ha ne oluyor? Orada arkadaş elektriği, ya bakın ben de o bölgede kaldım, o bölgede bu haberleri de yaptık. Bak ilçe adı veriyorum, Kızıltepe, Mardin'in Kızıltepe ilçesine gidin. Bak buradan söylüyorum milletvekillerine, bir komisyon oluşturun gidin. Kızıltepe ilçesine gidin, herhangi bir eve girin. Bak herhangi bir eve. Abi insanın tuvaletinde de yukarıdan ısıtmalı elektrikli soba olur mu tuvalette? Bunu gördük biz. Bunu gördük biz. Bak diğer odaları saymıyorum bile. Diğer odaların hepsinde var zaten. Şimdi geçen gün yine iki tane trafo patlamış. Kaldırmıyor artık. Yani sen evinin dört odalıysa, ki oradaki evler buradakiler gibi 1+1, 2+1 değil. Neredeyse 5+1, 6+1. Her bir odada böyle elektrikli ısıtıcıların olduğunu düşünün. Ya hangi trafo kaldırır? Şimdi trafolar patlıyor orada. Elektrik kurumu hemen trafoları yeniliyor. Ha sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? Sonra işte ben sen ödüyoruz bu faturayı. Bak ben sen ödüyoruz. Biz kaçak kullanmıyoruz ama. Biz gayet muntazam bir şekilde vatandaşlık bilinci içerisinde olması gerektiği gibi, yakmamız gerektiği kadar. Hatta çoğu zaman ne yapıyoruz? Aman elektrik masrafı çıkmasın diye bazen çalıştırmıyoruz bile. Değil mi? Işıkları söndürüyoruz. Kullanmadığımız ışıkları kullanıyoruz. Hatta bazı evlerde sensörlü artık şeyler yapmışlar. Artık seni görünce ışık yanıyor. Her daim açık kalmıyor ışıklar. Yani biz bunun çabasını verirken aman ay başında elektrik faturası fazla gelmesin diye birileri keyfi sefa için orada fazladan elektrik kullanıyor, kaçak kullanıyor. Bunun parasını dahi ödemiyor. Ve sonra da mühürlendi diye gidiyor, elektrik kurumunu darp ediyor, oradaki personelleri darp ediyor. Şimdi hangi baba yiğit milletvekili çıkıp da bu konuyla ilgili gündeme taşıdı? Yok. Bak biz taşıyoruz. Yani biz demek ki bir baba yiğidiz. Ama biz bu baba yiğitliği sadece bu kadar yapabiliyoruz. Ama elinde güç olan, yani milletvekilleri, bu konuya gerçekten çözüm üretebilecek olan milletvekilleri bunu yapabiliyor mu? Hayır. Neden? Oy kaygısı. Oy endişesi. Bu yüzden diyoruz ki samimiyet, evet, Zeytin Dalı Harekatı'nı koyduk oraya ama bir de samimiyet vardı biliyorsunuz. Samimi olmak gerekiyor. İşte o yüzden eğer elektrik tüketim noktasında bir adaletten bahsedeceksek, Güneydoğu Anadolu bölgesinde
Dedim sadece bir ilçenin adını verdim. Sadece bir ilçenin adını. Diğer ilçelerde de aynı şey. Bir ilçenin adını verdim. Gidin abi istediğiniz bir eve girin. Zaten kapılarını açıyorlar hemen. Açıyorlar. Bak misafirperver o bölge halkı. Misafirperver. Açıyorlar. Girin bakın ya. Girin bakın fotoğraflayın. Her tarafta bir elektrik ısıtıcısı göreceksinizdir. Evet. Devam edelim. Sayın Devlet Bahçeli paylaşmış. Çok uzun paylaşmış. Bakalım bir bölümünü okuyacağız. Lafa gelince Atatürk'ün partisi izlerler. Konu açıldı mı 95 yıllık parti olduklarından bahsederler. Oysa ki CHP Genel Başkanı'yla parti sözcülerin ifadelerine bakarsak ne milli mücadeleyle ne Türkiye'nin kurtuluşuyla bunların en ufak ilgisinin olmadığı açığa çıkar. Zeytin Dalı Harekatı'nı akıllarınca sulandıracaklar ya, bir bakıyorsunuz Özgür Suriye Ordusu'na kulp takıyorlar. Bir bakıyorsunuz mücadele kötülemek için hayal mahsulü iddialara bel bağlıyorlar. CHP uçurumdan yuvarlanmak için hazırlığı yapmış, geri sayım düğmesine basmıştır. Yazık ki yazık demiş. Devamı sevgili izleyicilerimiz tweetlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin paylaşımlarında ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. Kadın meclisleri paylaşmış bu arada. İran'daki kadınlar meydanda beyaz başörtüsünü sallayarak direnişin sembolü olan ve tepkiler üzerine serbest bırakılan Vida Muavved'in başlattığı protestoyu sürdürüyorlar. Kadınlar direnişin en önünde yer almaya devam edecek demişler. Ve hastanede yani hayat kurtaran yerde bile kadın cinayeti olabilmesi skandal bir olay ve sorumlusu kadınları yaşamı savunanları hedefe koyanlardır. Hastaneleri ve memleketi bu hale getirenlerdir demiş. Gülsüm Kav ve Kadın Meclisleri tweetlemiş. Özge Ulusoy tacizcisini ifşa etmiş bu arada. Kendisini sosyal medya üzerinden taciz eden kişinin mesajlarını paylaşarak tacize sessiz kalmadı. Tacize karşı sessiz kalmayan kadınların yanındayız demiş Kadın Meclisleri. Evet hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz. Mersin gündemine dair bilgileri alacağız. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhaba, günaydın İçer TV seyircilerine ve Radyo Klas dinleyicilerine sağlıklı bir gün dileyelim. Mersin gündeminde neler var? Malum okullar tatil, sömestr tatili. Tabii sömestr tatili resmi olarak 2 Şubat tarihinde bitecek. Eğitim öğretimde 5 Şubat tarihinde pazartesi günü başlayacak değerli seyirciler. Tabii bu süre zarfında Mersin Büyükşehir Belediyesi, bazı ilçe belediyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullar, bazı vakıflar ve dernekler de sömestr tatilinde öğrencilerin ikinci dönem için daha dinç bir şekilde eğitim öğretime başlayabilmeleri için aktiviteler düzenliyorlar. Bu aktiviteler de sağlıklı bir şekilde devam ediyor Mersin ili genelinde. Tabii ikinci döneme başlamak için de yine hem ulaşımdan hem de eğitim öğretimden hem de asayişe kadar birçok konuda da herhangi bir sorun vardıysa birinci dönemde bu sorunların halledilerek daha nitelikli bir şekilde başlanabilmesi amacıyla da Mersin Valiliği başta olmak üzere Emniyet Müdürlüğü, belediyeler, Milli Eğitim Müdürlükleri bütün daireleriyle, bütün birimleriyle de çalışmalarını devam ettiriyorlar. Şöyle bir haberle başlayalım. Hoş olmayan bir haber. Mersin'de bir minibüs şoförüyle bir kadın yolcu fazla yolcu alınması konusunda tartıştılar. Tabii bu tartışma minibüs içerisinde devam etti. Sonrasında minibüsün son durağında kadının yakınlarıyla, kadın yakınlarını çağırdı. Kadının yakınlarıyla şoförün yakınları arasında bir kavga çıktı. Kalabalık bir grubun birbirine girdiği bu kavgada da bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Tabii çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Bir kişi tutuklandı. Diğer kişiler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama tabii fazla yolcu alınması yıllardır dolmuşçuluk dediğimiz bu sistem ülkemizde çıktığı andan itibaren var. Bütün şehirlerde de var. Emniyet birimleri, zabıta birimleri bu konuda yaz kış gerekli denetimleri yapıyorlar. Ama bir açıdan minibüs şoförleri de fazla yolcu almak zorunda kalıyor. Çünkü birçok hatta ulaşım yetersiz, dolmuş sayısı yetersiz, halk otobüsü sayısı yetersiz. Yolcuları yolda bırakmak istemiyor. Ama tabii ayakta yolcu alınır, fazla yolcu alınır ama minibüs şoförleri de bunu biraz abartınca tabii ki minibüs içerisinde de bu olayda olduğu gibi sıkışmalar, hoş olmayan durumlar ortaya çıkabiliyor. Ama anlayışlı olmak gerekiyor. İşte her insanda bunu sağlayamayınca böylesine üzücü sonuçlar da ortaya çıkabiliyor diyoruz. Şimdi yine üzücü bir olay var ama bu üzücü olay bir sevinç getiriyor. Şöyle ki Mersin'de Süper Amatör Lig'de mücadele eden Gülnar Belediyespor'un futbolcusu 24 yaşındaki Hakan Saraçer 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar yaptıkları bütün çabalara rağmen Hakan'ı geri döndüremediler. Beyin ölümü gerçekleşen Hakan'ın ailesine müracaat edildi. Doktorlar organlarını bağışlamasını istediler. Aile onay verdi ve Hakan'ın organları, böbrekleri, kalbi ve korneaları gerekli uzmanlarca alındı ve Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki 5 hastaya umut oldu Hakan'ın organları. Ailesine çok teşekkür ediyoruz. Erdemli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Erdemli ilçesinde Alata sahiline 8 metre boyunda bir teknenin, başıboş bir teknenin sahile vurduğu ihbarını alan emniyet birimleri olay yerine gittiklerinde teknenin mülteci insan kaçakçılığında kullanıldığını belirlediler. Teknede yapmış oldukları araştırmada can yelekleri ve bir de bir kişiye ait de bir pasaport buldular. Tabii sabahın erken saatlerinde o tekneden inen mültecilerin de ana yola çıkarak dolmuşlara, minibüslere, çeşitli araçlara binerek izlerini kaybettirdikleri de belirlendi. 40'a yakın kişinin tekne balıkçı barınağına çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Spora geldiğimizde sporda malum Mersin İdman Yurdu kendi evindeki karşılaşmada 19. haftada da 6-0 Afyonspor'a mağlup oldu. Bu maç sonrasında Mersin İdman Yurdu teknik direktör Memduh Özbalta'yla yollarını ayırdı. Mersin İdman Yurdu'nun teknik direktörlüğüne Nasır Belci geldi değerli seyirciler. Bu bilgiyi de aktaralım. Boksta oldukça başarılı olduk. Zaten Mersin boksta yıllardır çok başarılı bir il olarak kabul görüyor. Bayanlar boks şampiyonası Nevşehir'de düzenlendi. Bu turnuvada Mersinli sporcular oldukça başarılı oldu. Yıldız bayanlarda 66 kiloda Fatma Beyza Durgun Türkiye şampiyonu oldu. 60 kiloda Gülsade Kurt Türkiye üçüncüsü oldu. Büyük bayanlarda 69 kiloda Gülizar Kara Türkiye şampiyonu oldu. Ve artı 81 kiloda Merve Erkan da Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sporcularımız da milli takıma seçildiler ve Avrupa ve dünya şampiyonalarında hem Mersin'i hem de ülkemizi temsil edecekler diyorum. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu'na teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Tabii bu arada mesaj da gelmiş. Uzun zamandır iyi yayınlar diliyorum Michel TV, Tekinler Şap abi, Bekir Gücük, Anamur Çukurobanoz Mahallesi'nden demiş. Bekir Bey, uzun zamandır size sesleniyorduk buradan. Neredesiniz? Sesiniz solunuz çıkmıyor. Karda kışta kaldınız. Kış oldu mu gelmiyorsunuz? Nasıl orada kış nasıl geçiyor? Kar var mı? Yollar açık mı? İnternet var mı? Elektrik var mı orada? Bunları sormak istemiştim. Yazarsanız sevinirim. Evet, çok şükür elektrik var ama
sağlıklı kullanıyoruz bilinçli tüketici olarak. Yani başkasının hakkını yemeden, kul hakkına girmeden, devlet malı deniz felsefesini gütmeden, devlet bizimdir, vatan bizimdir diyerek biz devlet imkanlarını kullanıyoruz işte. Ve bunun için de üzerimize düşeni yapıyoruz. Vergisini ödeyerek veya işte ne bileyim elektrik kullanıyorsak bedelini ödeyerek. İşte vatandaşlık bilinci budur. Vatandaşlık bilinci böyle bir şeydir. Yani artık gerisini siz düşünün. Evet, devam edelim. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası paylaşmış. Mersinli Oda ve Borsaları müşterek toplantıda buluştu. Mersinli Oda ve Borsaları Anamur'da müşterek toplantı için bir araya geldi. Bölgenin ve ülkenin sorunlarına çözüm aranan toplantıda tespit edilecek sınırlı sayıda konu üzerinde birlikte çalışılması gerekliliğinin altı çizildi. Turizm bölgelerinin turizm gelişme bölgeleri olarak değiştirilmesinin bölge turizminin kalkınması adına sevindirici olduğunu dile getiren başkanlar bu bağlamda Mersin, Antalya yol çalışmasının tamamlanmasının destekleyici etki yaratacağı görüşünde birleşmişler bu arada. İsmail Ağa'yı paylaşmış, mesaj atmış. İyi yayınlar diliyorum. Afrin operasyonunda ordumuzun sonuna kadar arkasındayız demiş. Evet. Teşekkür ediyoruz. Olması gereken aslında bu. Yani bir ordumuz var, askerimiz var ve hani lay lay lom için kimse oraya gitmez. Yani işte gezi için oraya gitmez. Ne bileyim yani vatan savunması, yurt savunması ve bunu anlayabilmek için önce Orta Doğu'yu çözebilmek lazım. Yani tarih bilgisi, mesela bazen bakıyorum bazı siyasetçiler bir açıklama yapıyor. Diyorum ki ya bu adam nasıl mezun olmuş? Yani tarih dersinden nasıl mezun olmuş? Tarih dersini nasıl geçmiş? Büyük bir ihtimal borçlu geçmiştir Rezal. Veya son zamanlarda moda biliyorsun, yurt dışından diploma satın almak. Biliyorsun değil mi onu? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var mı bunu kullanan? Var. Yani bastırıyorsun parayı Tayland'dan, oradan buradan alıyorsun diplomayı. Üniversite diplomasını alıyorsun. Biliyorsunuz değil mi? Evet. O yüzden hani tarih dersini bilmeyenler Orta Doğu'da ne işimiz var diyenlere böyle gülüyordum ben. Yani olamaz. Herhalde öğretmenleri yaşıyorsa ve bu açıklamalarını dinliyorsa gerçekten o öğretmen şu an en büyük yıkımını yaşamış. Ben o öğretmene sesleniyorum buradan. Hocam siz üzerinize düşeni yaptınız. Bakın bundan hiçbir endişemiz yok. Yani gerekli sağlıklı bilgileri verdiğinizden hiç kimsenin kuşkusu endişesi yok. Bu yüzden kendinizi suçlu hissetmenize hiç gerek yok. Suç sadece sizin verdiğiniz bilgileri almayıp dersinizde başka işlerle uğraştıkları için bugün Orta Doğu'da ne işimiz var, Orta Doğu'ya niçin giriyoruz diyenlerin büyük bir bölümünün dersi kaynattığını ve derse çalışmadıklarını çoğu zaman eğer sınıftan geçmişlerse bu dersten de büyük bir ihtimal kopyadır. Kopyayla geçmişlerdir diye düşünüyoruz. O yüzden kendinizi rahat hissedin sevgili hocalarımız. Bu konuda kendinizi suçlu hissetmeyiniz diyoruz. Evet, sadece şunu kendilerine sormalarını istiyordum. Yani Orta Doğu'da ne işimiz var diyen o belli bir zümre var. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin Orta Doğu'da ne işi var diye sorarsanız kendinize büyük bir ihtimal bir çıkış yolu bulacaksınızdır, bir cevap arayacaksınızdır. Yani neden Türkiye'nin olması gerektiğini sadece bu ufak ve basit bir soruyu kendinize yönelterek cevabını çok rahat bulabileceksiniz diye düşünüyorum. Yani lütfen bu konuda beni şaşırtmayın. Yani bu kadar da olmaz dedirtmeyin bana. Ya bu soruları sorarak zaten Türkiye'nin neden orada olması gerektiğini çözebilmeniz lazım. Akya, biraz umutsuz vaka değil mi Ezel? Ben de öyle düşünüyorum ama hani biraz zorlasalar belki olur diye düşünüyorum. Benim yine biraz daha umudum var Ezel. Yani %1'lik bir şeyim var yani. Umudum var. O %1'lik de bazen %90'dan daha fazla olabiliyor biliyorsunuz. Orman Genel Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü paylaşmış. Vatan sana kanım feda. 31 Ocak, Çarşamba günü saat 10-18 saatler arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ek Hizmet Binası Söğütözü Yeni Mahalle'de bu program hazırlanıyor. Evet,
büyük bir ihtimal kan bağışı kampanyası olacak. Evet ve devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı paylaşmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi İzzet Begoviç ile bir araya geldi. İkisini de bir araya getirdi aslında böylelikle Sayın Cumhurbaşkanı. AK Parti MK Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı paylaşımına yer vermişler. Tabi biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı katıldığı programlarda halktan gelen talepleri de dile getiriyor. İşte reis bizi de Afrin'e götür diye seslenenlere şunu söylemişti. Ben komutanlarla konuştum, karargahla konuştum. Böyle bir eksiğimiz yok çok şükür. Böyle bir durum hasıl olursa, yani böyle bir ihtiyaç olduğu andan itibaren başkomutan olarak önde ben, arkada sizler, hep birlikte gideriz. Bu mücadeleyi veririz diyor. Tabii bazen izliyoruz birçok vatandaşımız, hatta kadınlarımız bile biz oraya gitmek istiyoruz. Afrin'e gitmek istiyoruz diyorlar. Aslında inanıyorum ordumuz bu konuda yeterli sayı ve kabiliyette şu an. Şu an öyle bir ihtiyaç yok. Tabii ihtiyaç halinde zaten hiç kimse bazen paylaşıyorlar. İşte zamlar gelecek, bilmem ne gelecek. Ya zaten eğer vatan zor durumdaysa kimse kusura bakmasın, vay zam gelecek, vay bundan sonra böyle olacak diye düşünmez. Kurtuluş Savaşı'nda düşünülmediği gibi. O yüzden herkesin içi rahat olsun. Ordumuz bu konuda yeterli sayıya muktedir. Yeterli güce fazlasıyla, ziyadesiyle sahip. Bu yüzden şimdilik böyle bir ihtiyacın olmadığına inanıyorum. Zaten düzenli ordumuz bu konuda, askerimiz operasyonda gerekeni hakkıyla yapıyor, hakkını vererek yapıyor. Tabii şehitlerimiz oluyor, yaralılarımız oluyor. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifa dileklerimizi bir kere daha buradan iletiyoruz ve şu an mücadeleyi sergileyen askerimize, istihbarat elemanlarına, Özgür Suriye Ordusu'nun her bir ferdine de ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu mücadelede onlar da varlar. Yani bunu görmezden gelmek zaten haksızlık olur. Onlar da bir mücadele veriyorlar. Ve bu mücadelede askerimizle birlikte bir mücadele veriyorlar. Evet, devam edelim. Ulaştırma Bakanlığı paylaşmış. Türkiye'nin liderliğe uçuşu demişler. Bakan Arslan Türkiye, Avrupa Havalimanları Konseyi'nin hava alanı HUP bağlantı raporuna göre uçuş ağını 10 yıllık dönemde %591 büyüterek artış oranı bakımından Avrupa'da 1. dünyada ise 7. sıraya yükseldi demişler. Şimdi anladınız mı neden ülkemizde yeni yeni havalimanları yapılmasına neden karşı çıkıyorlar? Şimdi anladınız mı? Yok buraya havalimanı yapılmasın, yok şuraya köprü yapılmasın, yok şuraya bu yapılmasın, yok buraya bu yapılmasın. İyi ki de yapılmış. Devam ediyoruz. İşte budur. Visit Mersin, bir ömür boyu ciğer yer miyiz? Heye demiş Mersin ciğeri. İşte gelin ve damadın, işte o zor bir durumdur değil mi Ezel? Yani evlilik sürecinde, gelin ve damadın hazırlığı sürecinde bazen aç, bazen susuz kalabiliyorlar. İşte böyle bir imkanın hazırlanmış olması da güzel. Afiyet olsun diyoruz, canımız çekti diyoruz. Bir daha yapmayın böyle şeyleri Ezel'cim. Böyle görüntüler koymayalım. Evet ve Sayın Zeynel Uğur Gölgeli paylaşmış. Mutluyuz ki Türk milleti yeniden Kızıl Elma'da birleşmiştir. Nereye gidiyorsun diye sorulduğunda Kızıl Elma diyen kahraman Türk askeri birlik ve beraberliğimizin idealizm nişanesidir. Gururluyuz ki tükendi bitti denilen Türk milleti yeniden şaha kalkmıştır. Türk cihan hakimiyeti ülküsüyle mazlum milletlerin yardımına koşan emperyalizmin insan yiyen gölgesine demir yumruğunu vuran ordumuzun dilindeki tek slogan Kızıl Elma olmuştur. Söylemek gururdur ki Kızıl Elma dünyaya meydan okuyan ordumuz ile birdir, beraberdir. Allah'a şükürler olsun ki Türk ordusu Afrin'de destan yazmaya devam etmektedir. Arkasına bakmadan kaçan teröristler, yıldırımlar saçan bir ordu karşısında çaresizliği haykırmaktadır. Türk'ün gücü imanı ile bütünleşmiştir. Misak-ı Milli konusunu 2012 yılında gündeme getiren ve
Afrin çıkarmasının o günlerden gerekliliğini vurgulayan bilgi liderimiz bir kez daha haklı çıkmıştır. Milli dirilişin mimarı olarak ordumuza ve milletimize cesaret vermiştir. Ordumuza olan inancımız tamdır, dualarımız onlarladır. İhtiyaç duyulduğu an ülkücü hareket yanlarında olacak. Omuz omuza düşman mevzilerini vurmak için yarışacaktır. Muzaffer olması gereken ordu bizimdir. Çünkü bu ordu İslam'ın son ordusudur. Tüm bu duygu ve düşüncelerle söylemek istiyorum ki güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar tüm coğrafya Türk'ün hakimiyetiyle yeniden dirilecek, bereketlenecek ve huzura kavuşacaktır. Kızıl elma ülkümüzün yegane amacı budur. Allah kelamı bu ülkeyle unutturulmayacaktır. Rabbim bu soğuk havalarda ordumuza yar ve yardımcı olsun. Her birini korusun, kollasın. İslam'ın son ordusunu, Türklüğün kahraman sancaktarlarını muzaffer eylesin. Var olsun kızıl elma, yaşasın Türk milleti demiş Sayın Zeynel Uğur Gölgeli. Ve devam ediyoruz. Bu arada Bekir Bey, Bekir Gücük fotoğraf yollamış Ezel. Sen oradan görebiliyor musun? Yani benim özel sayfama paylaşmış büyük bir olasılıkla. Evet. Evet, evet. Şu an Çukurabanız köyünde kar var Ezel. Manzara muhteşem. Yani görmenizi tavsiye ederdim ama telefonuma atmış. Sayın Bekir Gücük İçel TV Facebook sayfasına da atarsanız izleyicilerimizle paylaşalım. Kartpostallık görüntü dedikleri işte bu görüntüler. Gerçekten birbirinden farklı. Bu arada muhtarımız da maşallah fotoğraf çekme konusunda gerçekten iyi. Yani kareleri, açıları çok güzel. Vurgulamak istediği, verdiği mesajlar fotoğraf karelerinden de yansıyor. Çok güzel. Peki elektrik var mı elektrik? Yani yol kapalı mı, açık mı? Var mı bir sıkıntı? Onu da paylaşırsanız bizimle Sayın Bekir Gücük İçer TV Facebook az önce mesaj yazdığınız yere oraya da atın fotoğrafları, tüm vatandaşlarımız hep birlikte görsün. Evet, böylelikle sosyal medya turunu da sonlandırdık. Ve yerel gazetelere geçeceğiz. Yerel gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Birazdan sizlere havanın durumunu da aktaracağız. Hava durumuyla ilgili bilgileri de az sonra sizlere Tuğba arkadaşımız aktaracak. Bakalım bu sıcak güneşli hava ne kadar sürecek Mersin'de. Tabii yaylalarımızda kar var. Hafta sonu herkes maşallah oralara gitmiş. Vallahi fotoğraflar paylaşmışlar. Kar manzaralı, işte karda keyif yapan vatandaşlarımız sosyal medyadan. Sen dönüşteki trafik çilesini mi gördün Ezel? Evet, o öyle de bir sorun var. Ya şimdi gül de güzeldir, bak dikeni vardır Ezel. Böyle bakacaksın. Hayata böyle bakacaksın. Bak, gül ne kadar güzel kokusu vardır değil mi? Böyle eline aldığın zaman da. Boşuna değil kadınlarımız bir gül geldiği zaman, onlara verildiği zaman mutluluktan havaya uçuyorlar. Değil mi? Yani o gülün dikeni var ama o gülün dikeni battı diye o gül güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. O yüzden hani o kar keyfinin ardından da hep birlikte dönen ve ağır ağır işleyen bir trafik vardır mutlaka. Bunu da sükunetle karşılamak gerekir diye düşünüyoruz. Bunu da bu bilinçle karşılamak daha sağlıklı olacaktır. Evet. Çukurabanoz köyü fotoğrafları bekliyoruz. Ya bana attınız ama İçel TV sosyal medyasına da Facebook adresine de atarsanız hemen buradan gösterelim. En azından belki bu hafta sonu yollar da açıksa muhtarım onu da söyleyin bize, yollar açık mı? Yollar açıksa en azından vatandaşlarımız oraya da gelirler. Evet, hemen yerel gazetelerimize geçiyoruz ve ilk sayfalarını paylaşıyoruz sizlerle. Birazdan hava durumu ile ilgili bilgileri aktaracağız. Mersin Gazetesi ile devam ediyoruz programımıza. Mersin Gazetesi'nin ilk sayfasında geriye atıkları kalacak diyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nin hukuki süreç tamamlanmadan kuruluşunun yasal olmadığını belirten Mersin Nükleer'e karşı platform sözcüsü Alpay Antmen, 60 yıl ömrü olan santralden geriye sadece atıkların kalacağını söyledi. Tabii hatırlar mısınız bilmiyorum ama sevgili izleyiciler, bu konuda daha önce ben hep şu açıklamayı yapmıştım. Demiştim ki, hala söylüyorum. Yani nükleer santraller eğer olmaması gerekirse önce dünyadan kaldırmak lazım. Çünkü eğer bir tehditten bahsedeceksek
Hemen yanı başımızda kim var? Yunanistan. Hemen yanı başımızda kim var? Ermenistan. Hemen yanı başımızda kim var? İsrail. Hemen yanı başımızda kim var? İran. Yani bu bölgelerde bile, ki hatırlayın, Ermenistan'da ben hep bu örneği veririm. Bir sızıntı endişesi, şüphesi varken bile büyük sıkıntılar yaşamıştık değil mi ülkemizde? Aman demiştik, tedbirler alalım demiştik. İşte orada bir sızıntı veya bir patlama meydana geldiğinde bizim ülkemizi tesir etmeyecek mi, edecek? Yani şimdi eğer nükleer santrallerin olmasını istemiyorsak bir kere dünyadan kaldırmamız lazım. Yani işte kimi nükleer karşıtlarına göre şöyle bir söz var. Diyorlar ki işte bazı ülkeler nükleer santralden vazgeçiyor. Yok böyle bir dünya. Yani nükleer santralden vazgeçen yok. Sadece miadını, ömrünü tamamlamış nükleer santralleri kapatıyorlar. Hepsi bu. Yani belli bir süre içerisinde kullanılması gerekiyor ve o süreyi doldurmuş, tamamlamış. Artık bundan sonra tehlike arz edecek ve artık geçerliliğini yitirmiş o nükleer santraller kapatılıyor. Bu nükleer santralden vazgeçtiği manasını taşımıyor. Bunu biz de halkımıza, vatandaşlarımıza bir kere daha duyuralım. Biz ne dedik o gün? Dedik ki arkadaşlar, nükleer santral eğer tüm dünya kullanıyorsa, önce dünyada eğer kaldırmayı başarabiliyorsak hep birlikte kaldıralım. Demek ki kaldıramıyoruz. Çünkü dünyanın birçok noktasında nükleer santraller var. Peki kaldıramıyorsak, ülkemiz o kadar, dünya ülkeleri bundan faydalanırken ülkemiz neden faydalanmasın? Yani bu kadar zararlı olduğuna inanılan, hani bize hep örnek gösterilen Paris'te, Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hindistan'da bile biliyorsunuz nükleer santraller var. Şimdi bu nükleer santraller varken, devletler bunlardan faydalanırken neden ülkemiz faydalanmasın dedik, değil mi? Bizim şunu konuşmamız lazım dedik, ama bakıyorum da nükleer karşıtı platformlar bunu konuşmuyorlar. Neyi konuşmuyorlardı? Şimdi konuşmaya başladılar. Oysa ben bunu 5 yıl önceki kayıtlarımı açın, bakın YouTube'da durur. O zaman da söylemiştim. Demiştim ki arkadaşlar, nükleer santral ne kadar geçerli olacak ve atıklar ne olacak? Atıkları var, bunları konuşmamız lazım. Yani bu atıklar nasıl bertaraf edilecek, nerede depolanacak, nerede tutulacak? Bu tutulma esnasında şehir içinden geçecek mi? Tırlarla taşınırken bunlar herhangi bir sızıntıya sebebiyet verecek mi? Bunları konuşmamız lazım. Bunların tedbirlerini almamız lazım. Dedim, 5 yıl önce de dedim. Hala söylemeye devam ediyorum ama daha yeni bu konu gündeme geliyor. Konuşulmaya başlandı bile. Olsun, buna da razıyız. Yani en azından bu konunun hala gündemde olması gerekiyordu. Evet, ve hemen hava durumuna geçeceğiz. Bakalım hava durumunda kentimizde ve ilçelerimizde durum nedir? Tuğba karşımda. Günaydın Tuğba. Günaydın Tekin Erşap. Evet, hava durumu için sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Günaydın İçerli TV izleyenleri ve Radyo Klas 99.2 üzerinden bizleri dinleyenler. Mersin ilimiz ve ilçelerimizdeki hava durumu tahminlerini sizlere aktaracağım. Hemen Mersin ilimizden bakalım. Mersin'de bugün güneşli bir hava hakim. En yüksek 15, hissedilen 17 derecede. Gece saatlerinde açık hava, en düşük 8, hissedilen ise 7 derecede. Yarın ise çoğunlukla güneşli, en yüksek 16, hissedilen 18 derecede. Anamur'a geçelim. Anamur'da bugün çoğunlukla güneşli bir hava etkin. En yüksek 16, hissedilen ise 19 derecede. Gece saatlerinde parçalı bulutlu, en düşük 4, hissedilen 5 derecede. Yarın ise çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık değeri 16, hissedilen ise 19 derecede olacak. Aydıncık'ta ise bugün yine güneşli bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 15, hissedilen ise 18 derecede. Gece saatlerinde çoğunlukla açık, en düşük 2, hissedilen yine 2 derecede. Yarın ise kısmen güneşli bir hava etkin, en yüksek 15, hissedilen ise 18 derecede. Hemen bir sonraki ilçemiz Bozyazı. Bozyazı'da bugün çoğunlukla güneşli bir hava etkin, en yüksek 16, hissedilen ise 19 derecede. Gece saatlerinde parçalı bulutlu, en düşük 4, hissedilen 5 derecede. Yarın ise çoğunlukla güneşli hava hakimiyetini devam ettiriyor olacak, en yüksek 16, hissedilen ise 19 derecede. Hemen Mut'a geçiyoruz. Mut'ta bugün daha sıcak bir hava etkin, en yüksek 14, hissedilen 16 derecede. Gece saatlerinde açık bir hava etkin olacak, en düşük 0, hissedilen
hissedilen yine aynı periyotlarda 0 derecede. Yarın ise parlak güneş ışığı hakim, en yüksek 15, hissedilen 17 derecede. Bir sonraki ilçemiz Günler. Günler'de yine bugün dün ve hafta sonu sıcaklık değerlerine göre bol güneş ışığı hakim. En yüksek 13, hissedilen ise 16 derecede. Gece saatlerinde çoğunlukla açık, en düşük 2, hissedilen 1 derecede. Yarın ise çoğunlukla güneşli hava hakimiyetini devam ettiriyor olacak. En yüksek 14, hissedilen ise 16 derecede. Ve bir sonraki ilçemiz Silifke. Silifke'de yine bol güneş ışığı hakim. En yüksek 16, hissedilen 19 derecede. Gece saatlerinde açık hava etkisini devam ettiriyor olacak. En düşük 5, hissedilen yine 5 derecede. Yarın ise çoğunlukla güneşli. En yüksek sıcaklık 17, hissedilen 19 derecede. Bir sonraki ilçemize geçiyoruz hemen. Erdemli'de bugün yine güneşli bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 15, hissedilen ise 17 derecede. Gece saatlerinde açık hava hakimiyetini devam ettiriyor olacak. En düşük 8, hissedilen ise yine 8 derecede. Yarın ise çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 16, hissedilen ise 18 derecede. Tarsus'ta ise yine güneşli bir hava etkin, en yüksek 15, hissedilen ise 17 derecede. Gece saatlerinde en düşük 8, hissedilen 7 derecede ve yarın ise yine güneşli bir hava etkin olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava etkisiyle birlikte en yüksek 16, hissedilen ise 18 derecede olması tahmin ediliyor. Mersin ilimiz ve ilçelerimizdeki hava durumu tahmini bu şekilde. Genel itibariyle dün, bugün ve yarın güneşli bir hava etkin olacak Mersin ilimiz ve ilçelerimizde. Teşekkür ediyorum Tekin Erşap, söz sende. Evet, teşekkür ediyoruz Tuğba'ya verdiği bilgiler için. Bu arada Çukur Abanos Köyü, gördünüz Anamur'da güneşli bir hava söz konusu. Sadece yarın biraz bulutlu ama ondan sonraki gün güneşli yine. Çukur Abanos Köyü, hala cevap gelmedi. Yollara çıkma. Biraz oraya, o taraflara gelelim ve o taraflarda kar keyfini yaşayalım. Çünkü gönderdiğiniz fotoğraflar, manzara gerçekten muhteşem. O güzel manzarada. Yollarımız açık demiş. Muhtarım diyor ki yollarımız açık fakat buzlanma nedeniyle biraz tehlikeli diyor. Doğru. Yollar biraz şey, virajlı orada. Bir de çukurda kalıyor aslında. Yüksek yerlerden aşağıya iniyorsunuz. Tabi biraz tehlike. Muhtarım o tehlike geçtiğinde o buzlanma, çünkü o çok önemli. Bazen gizli buzlanma da oluyor. Şoförlerimizin, sürücülerimizin dikkatlerini bu yöne de çekmek istiyoruz. Yani yolda eğer kar bile yoksa gizli buzlanma sonucu biliyorsunuz yine araçlar kayabiliyor. Ve bu konuda büyük sıkıntılar oluşabiliyor. Lütfen aşırı hızdan kaçınalım. Aşırı hız hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir durum. Bu yüzden daha yavaş gidelim ama sevdiklerimize üzüntü bırakmayalım diyoruz ve hemen yerel gazetelerimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Mersin Gazetesi'nde kalmıştık. Mersin Gazetesi'nde de sevgili izleyicilerimiz, geriye atıkları kalacak denmişti nükleer santralle ilgili. Ve hemen yanında da kardan Atatürk büstü yaptı diyor. Resim öğretmeninin kardan yaptığı Atatürk büstü beğeni topladı demişler. Evet. Ve toplu taşıma tartışması cinayetle bitti. Mersin'de bir minibüs şoförüyle kadın yolcunun tartışması sonucunda iki tarafın yakınlarının karıştığı kavgada bir kişi hayatını... Bak, olay nereden nereye geliyor? Yani olay bir tartışmadan cinayete kadar gidebiliyor. Fazla yolcu alma tartışmalarının sonu gelmiyor. Şimdi evet, bazen mesela diyoruz ya, aslında bunu bir hani birbirimizi anlamak durumundayız. Yani yolcu, yeter artık fazla yolcu almayın diye bir haklı gerekçeyle bir sistemi var. Şimdi şoförlerin de şöyle bir gerekçesi oluyor. Diyor ki ya biz para kazanamıyoruz. Abi başka meslek yapacaksın. Daha çok para kazandıran başka bir iş yapacaksın. Sermaye mi? Abi bak, elinin altında hattın var, minibüsün var. Satacaksın abi, mis gibi de çok güzel bir iş kurabilirsin eğer amacın buysa. Şimdi insanlara insanca muamele etmek gerekiyor. Yani sonuçta bir minibüste alınacak
yolcu sayısı bellidir. Kanunlarla, nizamlarla. Ben hiçbir minibüste artık o yazıyı görmüyorum. Dikkat ettiniz mi siz? Daha önce minibüslerde yazardı. Ayakta şu kadar kişi, oturan yolcu sayısı şu kadar diye belirten bir tablo vardı. Şimdi neden yok mesela onlar? Daha fazla yolcu alabilmek için mi? İnsanlara turşu muamelesi yapmak için mi? Ayakta alıp onlara her türlü tehlikeyi yaratmak için mi? Yaşatmak için mi? Şimdi bunu söyledi diye vatandaş fazla yolcu alma. Yani bu neredeyse aşiret olayına girmiş, kan davasına girmiş. Yazıktır, günahtır. Bakın bir vatandaş gitti gereksiz yere. Belki de konuşarak çözülebilecek bir durumda silahların konuştuğu bir mevzuya dönüştü. Üzülüyoruz tabii ki. Yani biraz daha sağduyulu, biraz daha geniş olmamız lazım. Savunmuyorum, savunmam. Minibüslerin belli bir haddi vardır. O haddi aşmamak kaydı şartıyla ekmek paralarını kazanabilirler. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Ama böyle denildi diye de bir insanın hayatına mal olacak bir seviyeye gelindiyse de kimse kusura bakmasın. Yani bu bir ekmek parası kazanma şekli bu şekilde olamaz. Onu söyleyelim. Evet, bu arada mesajlar da gelmişti. Bir anda kayboldu özel bütün mesajlar. Evet. Şimdi haberin devamına bakalım. Kadına yönelik şiddete sanatsal tepki verilmiş. Mersin'de 2002 yılında kurulan Anadolu Oyuncuları kadına yönelik şiddeti tiyatro sahnesine taşıyor demişler bu arada. Ve Suriyeli çocuklar 3 kuruş için sürünüyor. Bak abi bu haber olmaz işte bak. Bu haber olmaz. Yani bana göre bu bir haber değildir. Bu bir teşviktir. 3 kuruş için sürün. Ne yapıyor? Ya kimse kusura bakmasın. Çocuklar sürünmez abi. Ya biz hani çocuk haklarına haklarından yanaydık? Biz hani çocukların çocuk yaşta çalıştırılmasına müsaade etmeyecektik? Yani Suriye'de yaşayan savaştan dolayı ailesiyle ülkesini terk ederek Mersin'e yerleşen ve tekstilde çalıştıran 12 yaşındaki Suriyeli Omar Zer sabah 8'den akşam 18'e kadar çalışıyorum. Eve gidince çok yorgun oluyorum. Yemek yedikten sonra uyuyorum dedi. Ya şimdi biz burada şunu mu yaptık? Bu çocuk çalışmalı. Bunu mu yaptık? E hani bu çocuğun yeri yurdu okuldu? E hani bu çocuğun yeri yurdu sokaklar değildi, çalışmak değildi, çocuk yaştaki diyorum. Çocukların çalıştırılması hani yasaktı? Hani biz buna karşıydık? Hani bu çocukların okullarına gidip iyi birer evlat, vatanına, milletine, ailesine iyi bir birey olmasını sağlamaktı gayemiz. Sürünüyorlar haber. Sürünüyorlar. Sürünmüyorlar abi, sürünmüyorlar. Siz rahat olun, sürünmüyorlar. Devlet yardımda bulunuyor. Kimse kusura bakmasın. Yani bu tür haberlere kızıyoruz artık. Çünkü evet gazetenin tercihi, evet haber olarak görüyor olabilirler ama bir kere şunu ayırt edebilmemiz lazım artık. Biz çocukların çalıştırılması taraftarı mıyız, değil miyiz? Çocuklar okula mı gitmeli yoksa 12 yaşında bir fabrikaya veya sokaklarda mendil satmalı mı? Veya bu çocuklar üzerinden anne ve babaları prim mi yapmalı? Bunun önünü mü açıyoruz? Çünkü görüyoruz. Anne baba etrafta dolanıyor, çocuğu dilendiriyor, selpak sattırıyor, su sattırıyor, arabanın camını sildiriyor, çocuğa para veriliyor, anne baba geliyor, çocuğun elinden parasını alıyor, gidiyor. Sermaye. Anne baba ne yapıyor? Hadi anneyi geçtim kadın. Baba ne yapıyor? Kahvehaneye gidiyor. Kumar oynuyor. Bunu mu teşvik ediyoruz? Yani bunun önüne geçmemiz lazım diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Çukurova gazetesi de şirket ortaklarımız Suriyeli demiş. Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler 7 yılda 6.589 şirket kurdu. 2017 yılında Mersin İstanbul'dan sonra en fazla Suriye ortak sermayeli şirketin kurulduğu il oldu. Söz konusu yılda kurulan 346 yabancı ortak sermayeli şirketlerin 224'ü Suriyeli ortaklardan oluştu ve toplam sermayesi 40 milyonu bulan bu şirketlerin 29.4 milyon lirası Suriyeli ortaklar tarafından karşılandı demişler bu arada sevgili izleyicilerimiz. Evet ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Haberci gazetesi
DİSK Genel İş Şube Başkanı Kemal Göksoy tartışmalı bir şekilde ülke gündemine giren taşeron işçilerin kadro düzenlemesini yakından izlediklerini açıkladı. Özellikle sınav sürecinde endişelerinin olduğunu belirten Göksoy, art niyet olursa sendikamız bu konuda sessiz kalmaz uyarısında bulunmuş ve açıklamayı bu yönde haberleştirilmiş gazetede. Ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Kadın öylek şiddete sanatsal tepki verildiğine dair haberi burada da görüyoruz. 7 ilçeye kesinti uyarısı var. Ezel gelmedi bana bunlar. Gülnar, Toroslar, Erdemli, Tarsus, Silifke, Mezitli ve Çamlıoyla ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün elektrik kesintisi uygulanacakmış. Yani belki de uygulanmıştır. Evet, Gülnar, Toroslar, Erdemli, Tarsus, Silifke, Mezitli ve Çamlıoyla da sevgili izleyicilerimiz. Evet ve devam ediyoruz. Hemen farklı bir gazeteye geçiyoruz. Mersin Kadın Gazetesi. Gülmen ve Özakça yargı mücadelesi başlatıyor. Açlık grevi bitti paylaşımına yer vermişler. Kadına şiddeti özendiren Sen Anlat Karadeniz dizisi kaldırılsın denmiş. Ya bunun gibi birkaç dizi daha var aslında. Mesela dün çıktı bir tanesi. Hı-hı, Ezel. Yani kadının söz hükmü yok. Erkek tarafından ona otur, kalk, git, gel, konuşma diye bir diretme var. Şimdi bakıyorum gerçekten bu konulara pek bir tepki olmuyor. Yani neden olmuyor onu da anlamış değilim. Oysa bunlar gerçekten şiddeti çok özendiriyorlar. Burada gelen mesajları okumak istiyorum. Hemen onları da paylaşacağım sizlerle. Evet, gelen mesajlar. Afrin operasyonunda tüm operasyonlarda başarılar diliyorum demiş Bekir Gülcük. Evet Tekin abi, yollarımız açık ama buzlanma nedeniyle biraz tehlikeli demiş. Bu arada gelen mesajlarda bunlardı. Onları da sizlere aktarmış olduk. Evet, o fotoğrafları muhtarım az önce yazdığınız yorumları yazdığınız yere aldın mı? Evet, birazdan o muhteşem görüntüleri aktaracağız sizlere. Çukurabanoz köyünden sevgili izleyicilerimiz. Çukurabanoz mahallesinden, köy değil artık değil mi? Mahalle. Mahallesinden görüntüler gelecek şimdi. Fotoğraflar gelecek. Muhtarımız yollamış. Gerçekten kartpostallık güzel. Karla bütünleşince doğa. Tabii bu arada hazır konu kardan açılmışken de lütfen bu dünyayı bizlerle paylaşan hayvanları da koruyalım. Onları da unutmayalım. Yani özellikle o bölgelerde, karın yoğun olduğu bölgelerde, kar yağışının olduğu bölgelerde lütfen kuşlara ve doğada bulunan hayvanlara da yiyecek bırakmayı ihmal etmeyelim. Ne kötü değil mi? Yani onların haklarını isteyememeleri, talepte bulunamamaları, konuşamamaları, aç mı susuz mu bunu belirtememeleri çok kötü. İşte bu yüzden onların böyle bir ihtiyacı var ve bu ihtiyacını lütfen karşılayalım imkanlarımız ölçüsünde. Devam ediyoruz. Hakimiyet Gazetesi, acılı aileden örnek karar, amatör futbolcunun organları 5 kişinin umudu oldu. Merkez Toroslar ilçesindeki evinin 5. katından düştükten sonra hastaneye kaldırılan amatör futbolcu Hakan Saraçer'in beyin ölümü gerçekleşti. Acılı aile oğullarının organlarını bağışlayarak 5 kişiye umut oldu. Aslında organ bağışı konusunu ülkemizde daha iyi konuşmamız lazım. Bence önemli bir konu. Yani organların bağışlanarak organ nakli bekleyen vatandaşlarımızın hayat mücadelesinde onlara yardımcı olmak bence önemli. Şimdi bazen bakıyorum... nasıl bir cümle kuracağım onlar için bilmiyorum Ezel. Hani biz şu tarikatlar, şeyhler, şıhlar, hocalar, hacılar var ya. Ben oldum olası çocukluğumdan beri bunlara karşıyım abi. Bak karşıyım. Neden karşıyım? Çünkü ben bilirim ki Müslümanlıkta ve inancımız gereği Allah'la kul arasına biz başka kişiyi koymayız. Bak ben bunu biliyorum. Ve ben dinimizin gereği, dinimizi bize anlatan Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Onu okurum. Türkçe mealini okurum. Ve oradan gerekli bilgileri alırım ben. Yani benim bir şeyhe, bir tarikata üye olmama
sohbetlerine katılmama hiç gerek duymuyorum. Neden? İnsanoğlu. İnsanoğlu. Yani insanoğlu bazen kendisine inanan insanları gördüğü müddetçe büyük bir yanılgı içerisine giriyor. Kendini artık belli bir güç olarak görmeye çalışıyor. Ve böyle bir güç olunca da her söylediği şeyi yaptırmak gibi bir lükse sahip olduğunu düşünüyor. Şimdi diyorlar ki o taraflardan, vay efendim işte siz diyor eğer böbreklerinizi, kalbinizi, organlarınızı verirseniz öteki dünyada organsız kalacaksın. Düşünsene diyor, böbreğini verdin, öteki dünyada dirileceğiz ya biz. Ayağa kalktığında senin bir böbreğin olmayacak. Bak. Yani bunu diyebilen biri varsa cehaletin daniskasını yaşıyor ve bu cehaletin daniskasını yaşayanın arkasında hala secde edenler varsa, ki var, onlara da yazıklar olsun diyorum. Yani bir vücut öldükten sonra toprağa girdiği andan itibaren çeşitli haşereler tarafından kemirildiğini, yendiğini ve sadece kemikler kaldığını hepimiz biliyoruz. Peki bunun hesabını nasıl soracağız? Yani o hacılara, hocalara sorun. Deyin ki, hani vardır ya yılan geliyor gözü yiyor. Hani vardır ya işte sinekler bedenimizin her parçasını alıp götürüyor ve biz kemik olarak kalıyoruz. Peki bunları kime soracağız hoca diye sorsanız aslında çok şeyi anlayacağız. Ya toprak oluyor gidiyor. Sadece kemik kalıyor. O yüzden yani bu organ bağışıyla ilgili bu tarz safsatalara inanan büyük bir kesim var. O kesime buradan diyoruz ki yolunuz yol değil, doğru yolda değilsiniz. Lütfen aklından yana olun. Çünkü Yaradan size bir akıl bahşetti, aklı kullanabilirsiniz diye. Eğer o aklı kullanamıyorsanız işte hesap orada sorulacak. Ben sana bir akıl verdim, onu kullanamadın diyecektir. Evet, devam edelim. Ama organ bağışını önemsiyoruz. Organ bağışı yapmak isteyenler... Benim var, kartım var valla. Benim var, çoktan beri yaptırmışım. Bayağı 5 yıl önce falan yaptırmıştım. Yani sonuçta organ nakli bekleyen ve hayata tutunmayı dört bir gözle bekleyen, hem organ nakli bekleyen hastalarımız hem de onların yakınlarının acılarını paylaşmak istiyorum ben mesela. Benim düşüncem bu. Onlara eğer bir fayda sağlayacaksa neden olmasın. Evet, devam edelim. Ünlü isimler Silifke yurduna hayran kaldılar diyor. Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olan İstanbul Emit Fuarı'ndaki Silifke standını ziyaret eden Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Ali Altay ve Hacer Kiriççi Özil ikram edilen yoğurda hayran kaldılar diyor. Evet. Devam ediyoruz. Ve Çağrı Gazetesi de sevgili izleyicilerimiz, Afrin'deki askere Erdemli'den Narenciyeli destek. İşte biz buyuz ya. Biz böyle bir toplumuz. Yani böyleyiz işte. Bunun lemicimi yok. Böyleyiz biz. Bizi böyle kabul edin. Devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye. Tarsus Yeni Doğuş gazetesi de İnönü Churchill Yenice görüşmesinin 75. yıl dönümü kutlanacak bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve engelli vatandaş istedi, belediye yaptı demişler. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz kendisine sosyal medyadan ulaşarak yolunun yapılmasını rica eden 33 yaşındaki bedensel engelli Tuncer Köşkeroğlu'nun ricasını kırmadı ve ekiplere talimat vererek yolun yapılmasını sağladı. Fotoğraflar hazır mı? Görelim Ezel o fotoğrafları. Çukurabonoz Köyü'nden muhtarımın bize göndermiş olduğu, bizlerle paylaştığı fotoğraflar, böyle kartpostallık fotoğraflar. İşte yerde bulunan kar. Evet, ve işte görüyorsunuz kartpostal olabilecek durumda. Muhtarım bence bu fotoğrafları saklayın bu arada. Bu fotoğrafları saklayın bence, güzel bir tanıtım hazırlayın. Yani Çukurabanoz'u tanıtan kışıyla yazıyla bu tür fotoğrafları bence devam ettirin. Belki köyünüzün girişinde, mahallenizin girişinde güzel bir sergi açarsınız bu fotoğraflardan oluşan. En azından yazını da, kışını da, baharını da fotoğraflayan muhtarımız böylelikle bir güzelliğe de imza atar. Böyle güzellikleri mutlak suretle
hem yurt içinde hem yurt dışında gösterilmesi gerekiyor ki artık vatandaş aslında turizmci, turizme katkı sağlayan yurt dışından gelecek olan vatandaşlar aslında çok fazla denize girmek istemiyorlar. Onlar aslında biraz da doğayla baş başa kalmak istiyorlar. Çünkü artık doğa çok fazla kalmadı. Bu tür görüntüler artık dünyanın birçok noktasında yok. Ülkemizin birçok noktasında da olmadığı gibi artık insanlar doğayla barışık yaşamak istiyor. İşte doğayla iç içe kalmak istiyor. İşte bu ağacın belki de kokusunu koklamak isteyecek. Belki orada bulunan bir taşın üzerindeki şekiller ilgilerini, dikkatlerini çekecektir. O yüzden bence bu görsellerin yetkililere de ulaştırılması, belediye başkanlarına da ulaştırılması taraftarıyım. Çünkü mesela Emit gibi veya işte ne bileyim Ankara'da veya İstanbul'da düzenlenen tanıtım günlerinde bu tür fotoğraflar da ilçelerin ve köylerimizin, mahallelerimizin tanıtılması noktasında bir cazibe merkezi olması için güzel fırsatlardır diye düşünüyorum. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Elektrik kesintisi yoksa, internet sıkıntısı yoksa kışın gereğidir. Bu tür sorunlar bazen güzellik olarak da karşımıza çıkıyor. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ulusal gazetelere geçeceğiz. Tarsus İdman Yurdu Mersin'in gururu oldu. Altyazısı dikkatimi çekti de ona baktım az önce. Altyazıda yazıyordu. Tarsus İdman Yurdu 3. ligde 3. sıraya çıktı. Tarsus İdman Yurdu deplasmandan 3 puanla döndü. Altyazımızda geçen haberler. Tekirdağ Spor 1, Tarsus İdman Yurdu 2. Tebrik ediyoruz. Başarıları daim olsun diyoruz. Evet. Ve hemen ulusal gazetelere geçelim. Türkiye ve dünya gündemine şöyle bir göz atalım. Güneş gazetesi ihanet taktiği diyor. Kılıçdaroğlu Zeytin Dalı harekatını karalamak için geliştirdiği taktiği CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Berker New York Times'a verdiği röportajda faş etti. Afrin'e operasyondan duyulan rahatsızlık terör sevicileri vekiller tarafından gündeme getirilince Kılıçdaroğlu korumaylarını bir araya topladı. Harekata karşı bir tavır içinde olmanın CHP'yi bitireceğini, bu yüzden operasyona dolaylı yollardan cephe alınması gerektiğini söyledi. Harekata önce cılız bir sesle destek veren Kılıçdaroğlu hemen arkasından milli silahlar iftirasını attı. Son olarak da Öztürk Yılmaz gibi Özgür Suriye ordusunu hedef alıp bu başarı AK Parti'nin değil TSK'nın diyerek harekatı siyasi tartışmaya çevirmeye kalkıştı. İl başkanı oyunu deşifre etti diyor. Bu tuhaf çıkışların nedeni ise Kilis il başkanı Perker ağzından kaçırdı. Perker NT'ye verdiği röportajda operasyona karşı olduklarını ancak milli duyarlılık nedeniyle bunu söyleyemediklerini anlattı. Açık açık halkın tepkisinden çekindiklerini söyledi. Yani yorum vatandaşın tabii. CHP gerisinden pusu kurdular diyor. CHP'ye sert tepki Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Terör örgütü PYD'ye arka çıkan CHP'yi çok sert eleştirdi. Harekat mesafe aldıkça CHP korkuya kapılmaktadır. CHP gerisine pusu kuran CHP tezvirat tekeri çevirmekte, tefrika tefi çalmaktadır. CHP PKK ile yatmış, PYD ile uyanmıştır demiş Sayın Devlet Bahçeli. Ve 13 kilometre kaldı diyor. Bursa'ya dağını teröristlerden temizleyen Mehmetçik, özgürlük için savaşan Özgür Suriye ordusu ile birlikte Raco Dağı'nı kuşattı. Kahramanlar Afrin'e 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor demişler bu arada. Evet, yakalanınca titrediler işte. O teröristler hani meydan okuyorlardı ya Türk askerine. Gelsinler de gelecekleri varsa görecekleri var. Evet, gördüklerimiz bunlar işte. Tir tir titreyen, yeri geldiğinde ağlayan ve arkasına bakmadan kaçıp giden teröristleri gördük. Doğru diyorlar. Evet. Şu fotoğraf bence çok önemli. Sivillere şefkat eli. Zeytin Dalı harekatı bir yandan terör tehditini ortadan kaldırırken bir yandan da Afrin halkına da huzur getirdi. Afrin'de çekilen bu fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Sivillere şefkat eliyle yaklaşan askerimiz. Biliyorsunuz daha önce bunu nerede yaşamıştık? Hani bazı bölgelerimizde sözde ne demişlerdi Ezel? Hani o kanallar kazmışlardı. Ne diyorlardı ona? Hendekler. Hendekler kazmışlardı. Hatırlıyor musunuz o dönemleri? O hendekleri de başlarına yıkılmıştı. Tıpkı şimdi Afrin'de olduğu gibi. Aynı taktik, dikkat edin. Yani hendek
ve biliyorsunuz evler içerisine girmişlerdi. Evlerden, evlerin içinden girişler yapmışlardı. Aynı taktiği şu an Afrin bölgesinde uyguluyor teröristler. Tabii onlar bu akıllı akıl edebilecek kapasiteye sahip değiller. O apayrı bir şey. Onları uzaktan kumanda eden ağababaları var. Onların isteği doğrultusunda hareket ediyorlar biliyorsunuz. Öyle bir taktik uyguladılar Afrin'de de işte gördük. Yerle yeksan oldu, başlarına yıkıldı. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesi Komutan Bursa'ya da diyor. Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel önceki gün alınan Bursa'ya dağında incelemelerde bulundu demişler sevgili izleyicilerimiz. Aciller acillik demiş. Bir cumartesi gecesi İstanbul'un dört bir yanındaki hastanelerin acil servislerine gitti. Kış aylarında yaşanan grip salgının da etkisiyle acil servisler dolup taşıyor diyor. 616 terörist öldürüldü. Televizyonu çift katlı terör, televizyonlu çift katlı terör tüneli. PKK'nın oluşturduğu 300 metrelik tünellerin dışarıdan destek almadan yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Kimi yerlerde çift kat olan tünellerde televizyon bile çıktı. Teröristler tünellerden saldırı da yapıyordu demiş. İşte bakın o tüneller nasıl bir mühendislik ruhuyla hazırlanmış görüyorsunuz. Ya yoksa bunlarda o akıl yok, bunu yapabilecek kapasite de yok azal. Yani şu tüneli yapabilecek kapasiteye sahip bir beyne sahip değiller. Onların yönlendiricileri var. Akşam gazetesi de YPG'den kurtulun batarız diyor. ABD kamuoyunda rüzgar tersine döndü. Zeytin Dalı Harekatı Amerika'ya da gerçekleri göstermeye başladı. ABD kamuoyu YPG'ye desteği sorgulamaya ve Türkiye ile hareket etme çağrıları yapmaya başladı. Yönetim geriyor. Münbiç'ten çekilme yok demişler. ABD kendi kamuoyundan bile baskılar gelmesine rağmen teröristlere destekten vazgeçmedi. CENTCOM komutanı Votel Türkiye'nin hedefindeki Münbiç'ten çekilme planları olmadığını açıkladı. Ama Cumhurbaşkanı bir şey söylemişti değil mi? Yani oradaki bayraklarınızı alın, benim askerim size teslim etmeden demişti yani. Ben hatırlatayım, bilmiyorum yani, siz ister çekilin ister çekilmeyin. İster kalın ister kalmayın. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Teröre destek verenleri de aynı safta görür, aynı şekilde kararlılıkla mücadelemize devam ederiz diyor, bilmem. Teröre balyoz, halka şefkat diyor işte Mehmetçik sevgili izleyicilerimiz. 10 günde 616 hain öldürüldü ama orada bu hainlerden muzdarip vatandaşlara da yardım elleri uzatıldı. Mehmetçik tarafından hem sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor hem de giyecek, yiyecek yardımları da yapılıyor. Ve Türkiye gazetesi zulüm bitti, şefkat geldi diyor. Türkiye Afrin'den dünyaya ders veriyor bu arada sevgili izleyicilerimiz. YPG, PKK'ların ölüme terk ettiği engelli kadın kurtarılıp Türkiye'ye getirildi. Mehmetçik üşüyen çocukları parkasıyla ısıttı. Ve Sabah gazetesi son gazetemiz sevgili izleyicilerimiz. PYD zulmüne son vermeye geldik diyor. Afrin'de destan yazan kahraman Mehmetçikler gazeteye konuşmuşlar. Elinde 571 yazılı çıkartma var. Türk ordusunun merhameti sevgili izleyicilerimiz açıklamalarında yer vermişler. Evet, o televizyonlu tünelden bahsetmişti az önce gazete. İşte onun görüntüleri de biliyorsunuz sosyal medyada da birçok noktada da bu görüntülere yer verildi. Televizyonlu terör tüneline yer vermiş. İşte Mehmetçik'in ele geçirdiği o Bursa'ya dağında yapılan tünellerin içinde. Evet, son gazetemizi sizlere aktardık. İntermersin sayfamızı da sizlerle paylaşacağız. Ardından programımıza noktayı koyacağız sevgili izleyicilerimiz. İntermersin sayfamızda da bize ait hazırlamış olduğumuz Mersin'e dair ve aslında ülkemizi de ilgilendiren haberler olduğunda onu da paylaştığımız bir sayfamız. Evet, işte İnter Mersin'e de geçtiğimizde az önce gazetelerimizde de sizlere birçoğunu paylaştığımız haberler karşınızda çıkıyor. Kardan Atatürk büstü yaptı. Organlarıyla 5 kişinin umudu oldu diyor sporcunun ani ölümü nedeniyle sevgili izleyicilerimiz. Mülteci taşıyan tekne sahile vurdu denmiş Mersin'de yaşanan cinayet. Medop düğün balesini sahne diline dair sanatsal haberler de yine gazetenin
ilk sayfasından okuyucularına ulaşan ve hem gazete manşetlerini görebileceğiniz hem spor haberlerini de tekrar inceleyebileceğiniz ve okuyabileceğiniz haberlerde intermersin.com sayfamızdan sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Yarın saatler 09'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın. İstikametleriz. Kızıl elma. Kızıl elma. Kızıl elma. Evet. Allah kolaylık versin. Ailelere bir mesaj gönder. Beklemesinler. Başka bir şey yok. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Bir mesaj gönder. Ne söyleyeyim abi? Bu vatanı bölemezler. Türkiye'nin duası sizlerle. Allah sizi korusun. Allah razı olsun abi. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler. İstikametleriz. Kızıl elma. Kızıl elma. Evet. Allah kolaylık versin. Ailelere bir mesaj gönder. Beklemesinler. Başka bir şey yok. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Bir mesaj gönder. Ne söyleyeyim abi? Bu vatanı bölemezler. Türkiye'nin duası sizlerle. Allah sizi korusun. Meydanlardan tanır tanıyan beni. Horonum, halayım, barım, çayda çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim. Taşan, coşan Türkiye. Ben harman dalı, sarı zeybek, horon, halay, çayda çırayım. Ben Türkiye'yim. Ağıtlarla, halaylarla umut olup dikilen ben. Ufuklara sökülen ben. Tarih yazıp sayfalara türkü türkü yakılan ben. Ben Türkiye'yim, sen Türkiye'sin, biz Türkiye'yiz, ay ay ben Türkiye. Mali Müşavir İbrahim Öngü ile Hayalimdeki Vergi programının bu haftaki konusu. Türkiye'de otomobiller neden pahalı? Otomobil fiyatı içinde neler var? Otomobili olan ve yeni otomobil alacaklar ne kadar ÖTV, MTV ve trafik sigortası ödeyecek? Noter kanalıyla araç tescil ve sürücü belgesi işlemleri nasıl yapılacak? Program konukları: Modern Mersin Otomotiv Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akdoğan, Noter Başkatibi Gönül Dostları Dernek Başkan Yardımcısı Metin Arslan, Mali Müşavir İbrahim Öngü ile Hayalimdeki Vergi her çarşamba saat 18'de İçel TV'de, Radyo Klas 99.2'de, facebook.com/içeltv'de ve youtube.com/içeltv'de.